Öğrencili ve genç arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Öncelikle mutlaka ve mutlaka deneyim kazanmaları lazım. Bu çok klişe gelebilir. Fakat staj işi ben çok önemsiyorum. Staj işi sadece bir mesleği öğrenmek değil, iş hayatının atmosferini koklamak. Ben mühendislik okudum. İlk yaptığım staj benim üretim üzerine bir stajdı. Yağlı paslı makinelerin arasında geçti. Tek şey hatırlıyorum ve hiç unutmadım. Orta kademe yöneticilerin işçilerle olan ilişkileri beni çok etkilemişti. O stajda ne öğrendiğim elektrik elektronik bilgisi ne makinelerle ilgili mekanik bilgi. O bilgi hep hayatım boyunca kafamın bir yerinde kaldı ve eşsiz bir bilgiydi o yaşta. Buna benzer birçok imkan var ve ben gençlere şunu tavsiye ederim. Hep şöyle bir şey olur ya, ilanlara bakarsanız 3 yıllık tecrübeli çalışan aranıyor. Genç arkadaş da der ki, yani herkes 3 yıllık tecrübeli çalışan alıyorsa ben bu tecrübeyi nereden edineceğim? Genç arkadaşların önünde çok büyük bir fırsat var. Artık yeni kuşakların sahip olduğu doğal yetkinlikler tecrübe haline gelmeye başladı. Demek istediğim şey şu, bir reklam ajansında 30 yaşından sonra sosyal medyanın ne olduğunu öğrenip onu yönetmeye çalışan 10 yıllık tecrübeli bir adam mı, yoksa 10 yaşında kendi sosyal medya accountlarını canavar gibi yönetip 10 binin üzerinde aboneyi hali hazırda almış, bunun yolunu, yöntemini yalayıp yutmuş sıfır tecrübeli 18 yaşında bir arkadaş mı? Artık ikincilerin şansı birincilerden daha fazla olmaya başladı. Dolayısıyla dijital ayak izine dikkat etmelerini öneririm. Üçüncüsü de mutlaka ve mutlaka ısrarcı olmalarını öneririm. İş hayatında karşınıza çok fazla şekilde blokajlar çıkabiliyor. Çok fazla kapı yüzünüze kapanabiliyor. Unutmayın ki Harry Potter'ın yazarı Rowling'de 12 yanılmıyorsam yayın evinden red aldıktan sonra 13.'den kabul alarak kitabı basıyor. Dolayısıyla vazgeçmemek lazım. Bizim kuşaklar pek vazgeçme konusunda o kadar kolay vazgeçebilen kuşaklar değildi. Şimdiki arkadaşlarımın biraz hızlı vazgeçebildiği durumlar olabiliyor. Biraz daha kararlılık bence çok önemli. Dördüncü ve çok önemli noktada mutlaka bunun gibi etkinlikleri takip etmek gerekiyor. Gerçekten önümüzde çok fazla içerik var, önümüzde çok fazla fırsat var. Bugün biz Harvard Business Review olarak çok güzel makaleler ortaya koyuyoruz. Bizi okuyabilirler. Hadi bizi okumak istemiyorlarsa edX üzerinden Harvard Üniversitesi'nin MOOC eğitimlerine katılabilirler ve üstelik bu ücretsiz. Yani Harvard'da çocuk tasarımla ilgili ne okuyorsa orada aynısı var o dersin. İmkanlar çok fazla. Ez cümle şunu söyleyeyim. Artık kişisel gelişim, kariyer gelişimi her neyse gelişim denilen kavram sizlerin elinde arkadaşlar. Bunu birinin şekillendirmesine ihtiyaç yok. Bir okula gitmeniz elbette önemli, onunla sınırlı kalmanıza gerek yok. Şirkete girdiniz, sizi müdürünüzün evladım senin şu özelliğini geliştirmen lazım, hadi bakayım şu eğitim al demesine gerek yok. Her şey dijitalde hazır. Deneyim desen deneyim, içerik desen içerik. Bunların doğrularını bulup kendi hayatının, kendi kariyerinin, kendi deneyiminin küratörü olması lazım herkes.